Biz en başından beri oranın orası için uygun olmadığını, belli bir yönetmelikler çerçevesinde tasarımınızı yapmanız lazım. Samsun ilk adımdaki Sheraton Otel için Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nin açtığı dava sonuçlandı. Samsun 2. İdari Mahkemesi otel binasının ruhsatının iptaline karar verdi. Mahkeme kıyı alanına yapılan binayı şehircilik ilkelerine aykırı buldu. Kesinlikle yıkılmalı. Altının su olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sonuç almak evet güzel. İkinci defa kazandık. Ama maalesef bir plan talimatı daha gerçekleşiyor. Mimarlar Odası'nın kıyı kenar çizgisini ihlal ettiği gerekçesiyle Sheraton Otel binası için açtığı dava ile ilgili ikinci kez karara verildiğini söyleyen Mimarlar Odası Başkanı Burak Şener, binanın boşaltılması gerektiğini belirtti. Bir kere Sheraton'da bir kıyı kenar çizgisine tecavüz vardı. İkincisi, Sheraton öyle bir yapılaşmanın olabilmesi için çevresinde de bir yapılaşma olması gerekiyor. Mahkeme bu iki sebeplerden dolayı zaten ikinci defa Sheraton'un planını iptal etti. Bölgeye aykırı bir yapı olduğu için o bölgenin oradan tabii ki de mahkeme kararı sonucu kaçak yapıyı temsil ettiği için yıkılması gerekiyor. Bu kadar süre geçtikten sonra ne olmamalı diye düşünüyorum. En başından bir karar verilseydi olurdu ama şimdi üzerinden geçmiş belki 10 yıl. 10 yıl sonra bu kararı almaları açıkçası çok normal bir durum değil. Yani doğru bir karar alınmış. Sizce ne yapılmalı? Yıkılmalı. Çabuk çabuk hem de seriden. Zınk. 2011 yılında inşa edilen bu otel binasının ruhsatı Samsun Mimarlar Odası'nın açtığı dava neticesinde iptal edilmiş ve inşaat durdurularak mühürlenmişti. Mimarlar Odası tarafından açılan ikinci davada otelin ruhsatı tekrar iptal edildi. Bu bina olmuş bir bitmiş bina maalesef ve şu anda hala faal halde devam ediyor. Katları eksiltmek sonuçta bu sefer inşaatın şeyine aykırı, yani yapısına aykırı. Şimdi yukarıdan tıraşlama usulü, ne bileyim, çok sağlıklı bulmuyorum. Oranın normal şartlarda vatandaşın herhangi birisi böyle bir yapılaşma yaptığı zaman çoğu kez yıkımla beraber karşı karşıya kalıyor. Kaçak işlemi uygulanıp kaçak statüye konulması lazım. Ama konulmuyor. Ya bu zamana kadar neredeydiler? Zamanında düşünselerdi ya onu, yaptırmasalardı. Ya şimdi de yani böyle olması bence mantıksız. Bence yıkılma, milli servet, yazık yani. Diyorum, yapılmadan önce olması gereken şey, neden yapıldığından sonra yıkılsın. Bence yıkılmalı çünkü görüntü kirliliği yapıyor öncelikle. Yani orada baktığınız zaman böyle dimdik, anlamsız bir bina var yani.